Merhaba Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte CTS 61'i inceliyoruz. Telefonu uzunca bir zamandır bekliyorduk arkadaşlar. Nihayet kendisi elimize ulaştı. Lafı dolandırmayalım fazla arkadaşlar. Telefonun en büyük iddiası tabii ki de aşırı sağlam olması. Düşmelere falan darbelere karşı gayet korumalı. Telefonda iki tane IP sertifikası var. Bir tanesi bildiğimiz IP68, diğeri de IP69K olarak geçiyor. IP68 sertifikası ile birlikte ve diğer sertifikalarla birlikte 3 metre suya 60 dakika dayanabiliyor. 69K ile birlikte de yüksek basınca, yüksek sıcaklıklara ve toza karşı tamamen dayanıklı hale geliyor telefon. Yani şantiye alanı, inşaat alanı gibi yerlerde telefon gayet sağlam bir şekilde ömrünü devam ettirebiliyor. Düşme tarafında da 1.8 metreden beton zemine düşmeye karşı dayanıklı, aynı zamanda eksi 25 derece ile artı 55 derece sıcaklıklar arasında 24 saat boyunca, yani 24 saate kadar çalışabiliyor sorunsuz bir şekilde. Tabii bu kadar sağlam bir telefon olacaksa belli şeylerden de feragat etmek gerekiyor arkadaşlar. Kalınlığımız 13 mm yükseliyor. Neredeyse iki tane akıllı telefon boyutunda. Ağırlığımız da 250 grama yükseliyor. Yani ciddi bir ağırlık söz konusu. Telefonu elinize aldığınızda hissediyorsunuz bu ağırlığı. Telefonda 3 tane öne çıkan özellik var arkadaşlar. Bir tanesi CTS 60'ta da gördüğümüz FLIR ortaklığıyla birlikte yapılan termal kamerası. Sıcaklığı anlık olarak gösteriyor arkadaşlar. Termal bir şekilde birçok ayarı mevcut. Farklı renklerde falan da gösteriyor. İşte koyu mavi, açık mavi ya da açık kırmızı, işte koyu kırmızı şeklinde neresi daha sıcak, neresi daha az sıcak şeklinde görebiliyoruz. Mesela evinizde bir yerde ısı kaybı var. Bunu ölçmek istiyorsunuz ya da inşaat alanında. Bunun sayesinde ölçebilirsiniz. Ya da bir devre üzerinde uğraşıyorsunuz. O devrenin bir noktası çok ısınıyor ama bulamıyorsunuz. Yine bu kamera sayesinde görebiliyorsunuz. Ama bu telefonu sadece bu özellik için alacaksanız almayabilirsiniz arkadaşlar. Zira aynı firmanın ürettiği telefona böyle alttan takabildiğiniz bir aparat var. İster Android ister iOS cihazlarınıza termal kamera takabiliyorsunuz. Diğer bir ilginç noktası, kamerasının yanında alt tarafa bir tane lazer koymuşlar. Arkadaşlar bundan mesafe ölçebiliyorsunuz 8 metreye kadar. Ancak uygulaması biraz hantal çalışıyor ve genelde doğru ölçemeyebiliyor arkadaşlar. Mesela 3 metrelik bir mesafe olduğu belli oranın orayı bazen 9 metreymiş gibi gösterebiliyor. Yani arada bir şaşırabiliyor. Bir de kullanmadan önce kalibre etmeniz lazım. Yani uzunluğundan emin olduğunuz bir noktayı ölçüp o ölçüyü uygulamaya girmeniz gerekiyor. Son olarak da bulunduğumuz havanın kalitesini ölçen bir sensör yer alıyor arkadaşlar. Telefonun hemen sağ tarafında ses açma kısmı düğmesinin altında. Bu sensörler sayesinde yaklaşık 4 saniyede bir içerideki havayı kontrol ediyor arkadaşlar. Sağlıklı mı, sağlıksız mı, durulur mu, durulmaz mı bunu size ölçüyor. Hatta fazla sağlıksızsa içerse dilerseniz size bildirim olarak da gönderebiliyor oradan hemen kaç diye. Tabii ki de havayı ölçerken belli başlı şeyleri ölçebiliyor sadece. Bu malzemeler işte solvent, yapıştırıcı, boya, temizlik malzemeleri gibi bazı maddeleri ölçebiliyor arkadaşlar. Öyle her ortamın havasının temizliğini ölçemiyor. Bunu da belirtelim. İç ortamlarda kullanmanızı tavsiye ediyorlar. Şimdi şunu söyleyelim. Bu 3 özelliğin hepsi tek başına mükemmel çalışan özellikler değil. Bu bir gerçek arkadaşlar. Tek tek farklı aletler satın alabiliyorsunuz. Sadece havayı ölçen ya da sadece mesafeyi ölçen aletler var. Ancak burada tabii ki de olay bu 3 özelliğinde tek bir telefon, tek bir alet üzerinde toplanmış olması. Ve bunu cebinizde taşınabilir hale getiriyor. Biraz tasarıma gelelim arkadaşlar. Telefon tabii ki de iddiası gereği çok zarif bir telefon değil. Burada amaç güzel gözükmek değil arkadaşlar. Dayanıklı olması, dayanıklı telefon olması. Bunun yanında metal çerçeveler geliyor arkadaşlar telefonda. Arka tarafta da böyle araba lastiğine benzeyen bir malzeme var. Burada darbeleri engellemek, düşmelerden korumak için polikarbonat ve kauçuk bir malzeme kullanılmış. USB-C portu var. Kulaklık girişimiz mevcut. Aynı zamanda 256 GB'a kadar micro SD kart destekliyor. Bunların hepsinin yuvası var. Ancak mesela kulaklığı takmak için ya da şarjı takmak için arkadaşlar bir kapak açmanız lazım. Bu da bir süre sonra can sıkıcı hale gelebiliyor. Sürekli hani kulaklığı takıp çıkartıyorsanız 2 dakikada bir bunu açıp kapatmak bir süre sonra çile olabilir. Klasik ses açma tuşlarımız sağ tarafta. Power tuşu da onun hemen üzerinde yer alıyor. Sol tarafta ilginç bir tuş var. Atanabilir bir tuş arkadaşlar. Buraya dilediğiniz uygulamayı ya da el feneri gibi şeyleri atabiliyorsunuz. Dilerseniz kısa basışa başka bir şey, uzun basışa da başka bir şey atayabiliyorsunuz. Ön tarafta arkadaşlar artık akıllı telefonlarda görmeyi yavaş yavaş unuttuğumuz fiziksel 3 tane tuş yer alıyor. Aynı zamanda ön taraf Gorilla Glass 5 ile birlikte korunuyor. Tabii ki de Gorilla Glass 5 olduğu için telefon en dayanıksız taraflarından birisi de burası oluyor. Bir diğer detayda hemen alt tarafta hoparlörümüz yer alıyor. Suya soktuğunuz zaman seste azalma olabiliyor arkadaşlar ama 1-2 saatin sonunda o ses tamamen normal hale dönüyor. Telefonun teknik özelliklerinden, kamerasından vesaire çok bahsetmeyeceğiz çünkü telefonun olayı farklı arkadaşlar. Ancak şunu söyleyebiliriz, kamerada teknik özelliklerde böyle orta seviyenin bir tık altında, orta seviyeye yakın diyebiliriz. Zaten siz teknik tabloyu ve telefonla çekilmiş fotoğrafları arka planda görebiliyorsunuz.
Şimdi yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Biz telefonu 6000 TL'ye aldık. Siz de ufak bir araştırmayla yaklaşık bu fiyatları bulabiliyorsunuz. Telefon belli bir kesime hitap ediyor. Burası kesin arkadaşlar. İnşaatta çalışıyor olabilirsiniz ya da şantiye ortamında çalışıyorsunuzdur. Ya da dağcılıkla uğraşıyorsunuzdur, doğa sporuyla uğraşıyorsunuzdur ve telefonunuz düşmelere karşı korunması gereken bir durumdadır. O zaman bu telefon işinize yarayabilir. Ama son tahlilde tabii ki de 6000 TL'ye çok daha çılgın, çok daha üstün özellikleri olan bir telefonda alabilirsiniz. 6000 liraya aldığınız güzel bir telefona sağlam bir kılıfta alabilirsiniz tabii ki de. Ama bu telefondaki o saydığım 3 özelliğe de ihtiyacınız varsa zaten yapacak başka da bir şey yok arkadaşlar diyelim ve artık videomuzun yavaş yavaş sonuna gelelim. Bu videomuzda sizlerle birlikte KTS 61'in öne çıkan özelliklerine baktık. Videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ekranda duran bağlantılara tıklayarak bambaşka Webtekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Korkunlar. Sakin.